Merhabalar sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgilerle mukaddes baş dilli hayatın akışında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi akışta olan, anda olan ve sevgiyle kalan, sevgiyle akan, akışla akan programlardan birini yapmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz L'Oréal Aktif Kozmetiğin Genel Müdürü sevgili Sinem Sandıkçı. Hoş geldin sevgili Sinem. Hoş bulduk. Burada olmak ve sizin bu güzel enerjinizde olmak gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar yoğun programının arasında benim davetim üzerine buraya geldiğin için sana minnettarımız. Teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Üstelik de bir tatil gününde buradasın benimle birlikte. Her şeyi bıraktın. Onca yoğunluğun içinde. Teşekkür ediyorum sevgili Sinem'cim. Öncelikle her zaman yaptığım bir şeyi yapayım. Ben seni tanıyorum ama izleyicilerimizin de seni tanımasını istiyorum. Sinem Sandıkçı kimdir? Kısaca bir onu geçelim. Tabii ki. Adanalıyım. Tars Amerikan Koleji ve ODTÜ İşletme mezunuyum. Ve son 17 senedir de L'Oréal'de bir güzellik profesyoneli olarak çalışıyorum. Pazarlama, satış, kurumsal iletişim, marka geliştirme gibi tecrübelerden sonra son 2 senedir aktif kozmetik bölümünün genel müdürlüğünü yapıyorum. Evliyim, 6 yaşında bir kızım var ve aynen sizin her programda altını çizdiğiniz gibi akışta kalmaya ve hayata pozitif bakmaya çalışan bir iyimserim diye özetleyebilirim sanırım. Çok teşekkür ederim. Akışta kalmak çok önemli Sinem ve sen bunu çok başarıyla yapan insanlardansın. Çok genç olmana rağmen hakikaten zirvelerde, çok güzel yerlerdesin. Birazdan da anlatacağız. Şöyle başlayalım. Kadınların özellikleri. Özellikle bayanların çok ilgisini çekecek bir program olacak bu sanki. Estetik nedir? Güzellik nedir? Buradan girelim mi? Ne dersin? Süper olur. İsterseniz direkt güzellikten başlayalım. Evet. Bence güzellik inanılmaz kuvvetli bir kavram. Yani öyle bir şey ki düşünün, sonsuzluk arayışı ve yani insan var olduğundan beri var ve biz var olduğumuz sürece de devam edecek bir şey. Nereye giderseniz gidin olan bir şey. Çok evrensel. Her kültürde farklı yorumlanan bir şey. O yüzden gerçekten çok kuvvetli bir kavram. Ve herkesin hayatına dokunabilen bir şey. Estetik de onun biraz yorumlaması aslında. Kişilerin güzelliği yorumlama şeklini de estetik olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki neden güzellik sektöründesin? Yani çok güzel olduğun için mi? Neden güzellik sektöründesin? Yok, Sinem'cim? Neden güzellik sektöründeyim? Çünkü çok büyük bir keyif alıyorum aslında bu sektörde çalışıyor olmaktan. Ve çok şanslıyım ki kendine misyon olarak güzelliği herkesle paylaşmayı edinmiş bir şirketteyim. L'Oréal bütün yüreğiyle inanıyor ki güzellik insanların hayatını değiştirme gücüne sahip. Ben de aslında güzellikte çalışmanın keyfini böyle sürüyorum. Ve kendi kızıma bile yaptığım işi ben insanların hayatını güzelleştiriyorum diye anlatıyorum. Ve bu da bana çok büyük bir tatmin veriyor. Bu müthiş bir şey. Genel müdürü olduğun L'Oréal'in aktif kozmetik bölümünün hayatları güzelleştirmedeki rolü nedir? Ben biliyorum ama bir tanıtalım bize L'Oréal'in misyonunu. Çok iyi olur, çok sevinirim. L'Oréal aktif kozmetik bölümü L'Oréal'in sağlık misyonunu üstlenen bölümü. Ve tek amacı aslında güzelliğe sağlık, sağlığa güzellik katmak. Neden? Çünkü aslında sağlık güzelliğin geleceği. Baktığınız zaman hepimiz daha uzun yaşamak istiyoruz. Daha iddialı şeyler yapmak istiyoruz. Ama bu kadar uzun yaşarken bundan da keyif alabilmemiz lazım. O yüzden de kendimize daha iyi bakmamız ve güzelliğimiz konusunda daha bilinçli tercihler yapmamız lazım. Biz aslında bu misyonu üstleniyoruz. 3 tane markamız var. Vichy, La Roche-Posay ve SkinCeuticals. Bu 3 marka ile beraber ama en önemlisi sağlık profesyonelleriyle işbirliği yaparak yani doktorlarla ve eczacılarla bu servisi sunmaya çalışıyoruz. Hayatları güzelleştirmeye çok böyle örnek verecek olursam size, somut olarak örnek verecek olursam mesela sivilcesi olan bir genç kızı düşünelim. Sevdiği kişiden ilgi görmüyor, arkadaşları alay konusu yapıyor, bazen okulu bırakmaya kadar gidecek psikolojik etkileri oluyor bunun. Siz aslında sivilceyi iyileştirerek, onun o problemine çözüm önererek hayatını güzelleştiriyorsunuz. Başka bir örnek, bir kadın düşünün, menopoza girmiş, zaten hayatının bittiğini düşünüyor, aynaya bakıyor, aman Allah'ım cildim bir çöküntüye uğramış diyor. Siz ona o ışıltıyı geri verebilirseniz cildine aslında hayatına inanılmaz büyük bir dokunuş yapmış oluyorsunuz. Başka bir ekstrem örnek, küçük bir çocuğu düşünelim, kaşıntı atakları var, egzeması var ve gerçekten geceleri uyuyamıyor. Uyuyamayınca sabah yorgun uyanıyor. Müthiş. Okulda dersleri kötüleşiyor. Gece uyuyamadığı için annesiyle babası da uyuyamıyor. Boşanmaya kadar giden bunun etkileri olabiliyor. Siz aslında o kaşıntıyı tedavi yani egzemayı tedavi edebilseniz, iyileştirebilseniz çocuk belki bir saat daha iyi uyuyacak. Sabah dingin uyanacak. Daha başarılı olacak. Notları yükselecek. Ailede belki boşanmayı bile engelleyecek. Çünkü başka bir huzur faktörü gelmiş olacak gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten insanların hayatlarını bu şekilde
şekilde dokunabildiğimizi düşünüyoruz. Çok önemli. Hani şey vardır ya, insanlar görüntüleriyle karşılanırlar ve zihinleriyle, akıllarıyla geçirilirler. Şems Tebriz'in çok sevdiğim bir sözüdür. Maalesef ki öncelikle ilk görüntüye bakılıyor ve bedeniniz ne kadar güzel, estetik, manken gibi de olsa maalesef ki saç ve yüz güzelliği öncelikle göze çarpan bir şey. Ve ciltte lekelerin olduğunu düşünün. Lekeli bir ciltle bir kadının özgüveni de biraz daha düşük oluyor. Ve her zaman L'Oreal'in bir şey sloganı vardı. Ben çok uzun yıllardır L'Oreal'in içinde olan bir insan olarak. Doğru, doğru. Siz de sağlık olmazsa güzellik olmaz, estetik olmaz. Öncelikle güzellik sağlıkla başlar. Öncelikle sağlığının yerine geri getirilmesi lazım. Ondan sonra estetik ve güzellik arkadan geliyor zaten. Aslında çok iyi bir konuya değindiniz. Bizim de aktif kozmetik olarak uzmanlık alanımız cilt uzmanlığı. Cilt derken bir tek yüzü kastetmiyorum. Bizim için saç derisi de bir cilt. Koltuk altında kullanılan bir üründe, cildinize kullandığınız düzeltici bir makyaj da cilt ve bütün vücudunuza kullanılan, yani cilt bizim en büyük organımız ve kendimize dışa vurumda en gözle görülür olan organımız olduğu için gerçekten cilt uzmanlığı uzmanlığını sahiplenmek bizim için kritik bu anlamda. Ve sektörde L'Oreal her zaman ilkti. İlk başladık. Biz yıllar önce L'Oreal ile başladık. Yani ondan sonra diğer markalar arkasından gelmeye başladı. Dünyada da olduğu gibi Türkiye güzellik sektöründe inanılmaz bir rolü var L'Oreal'in. Ben gerçekten bunun küçümsenmemesi ve takdir edilmesinden yanayım. Bu da bilinmek durumunda bence. O yüzden bizler Türkiye deki özellikle bayanlar olarak çok şanslıyız ve L'Oreal'e çok şey borçluyuz diyorum. Neden güzellik eczaneden alınmalı sevgili Sinem? Çünkü bir kere bahsettiğimiz konular çok kritik konular. Yani sağlıklı güzellik dediğiniz zaman sağlığın tek bir otoritesi var. Bunlar kim? Sağlık profesyonelleri, doktorlar ve eczacılar. Siz genelde bir sorununuz olduğu için bir güzellik ürünü kullanma arayışındayız. Özellikle söz konusu ciltse eğer. Ve sizin neye ihtiyacınız var? İyi bir servis, kaliteli bir servis, güvenilir bir servis ve bilgili bir kişiye ihtiyacınız var. Bütün bu öğelerin birleştiği aslında tek kanal eczane. Dolayısıyla sağlık bilincine sahip tüketicilerin mutlaka güzellik alışverişini eczaneden yapması gerekiyor. İnanıyoruz ve tüm kalbimizle güzellik eczanede diyoruz. Zaten bakarsanız aslında bence eczane sektörü de L'Oreal'den önce ve L'Oreal'den sonra diye ikiye ayrılıyor. Süper, kesinlikle. Çünkü baktığınızda dermokozmetiğin Türkiye'de ve dünyadaki yaratıcısı L'Oreal. Vichy markasıyla 1998'de eczanelere daha önce sadece ilaç satan bir alışveriş noktasına yepyeni bir konsept, güzellik ve sağlıklı güzellik konseptini getiriyor. Ve bu o gün bugündür de sektörün açık ara lideri ve hem vizyon olarak hem yatırım olarak en önde giden firmalarından bir tanesi. Dolayısıyla da gerçekten bizim için eczanede güzellik konseptini geliştirmek ve orayı hakikaten bir sağlık alışveriş noktası, güzellik alışveriş noktası yapabilmek çok önemli amaçlarımızdan bir tanesi. 1998 yılında ben de eczaneyi kapatayım, devam edeyim, nasıl yapalım? Eczane sektörünün hakikaten durmaya başladı dönemlerde L'Oreal ile birlikte, L'Oreal'in bizlere, biz yani ilk başlayan eczanelerden birisiyim biliyorsun. Aynen. L'Oreal'de inanılmaz bir değişime girdik ve inanılmaz eğitimleri ve bu anlamda da çok şey borçluyuz. Vizyonumuz değişti. Eczanelerin vizyonu, önce bizim vizyonumuz, sonra diğer eczanelerin vizyonu ve diğer meslektaşlarımızın vizyonu değişti. O anlamda ilk L'Oreal'e inanılmaz borçlu, bütün bence eczacılık sektörü borçlu gerçekten. Peki L'Oreal'in ve markaların eczane sektöründeki yani şu bunları konuştuk ama eczane sektöründeki rolü nedir hala tabii, şu anki durum? Tabii aslında dediğim gibi yani en çok yapmak istediğimiz şey gerçekten tüketicilerimize sağlıklı güzellik alışverişinin yapılacağı nokta olarak eczaneye yönlendirebilmek. Üç tane markamız var: Vichy, La Roche-Posay ve SkinCeuticals. Vichy sağlıklı güzelliğin markası. Şöyle düşünün, bir, özellikle bir kadının yaşam döngüsü boyunca en zor zamanlarında yanında, yani işte ergenliğe geçişinde, iş hayatına başlayıp stresli bir hayat sürerken, hamileliğinde, menopozunda vesaire gibi her döneminde yaşam koçluğu yapıyor. Sağlıklı güzelliğin markası, sağlıklı cildin markası ve çok geniş bir ürün portföyü var. Çok da ulaşılabilir bir marka. Diğer taraftan La Roche-Posay diye bir markamız var. La Roche-Posay'de problemli ciltlere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyor. Gücünü doktorlardan ve sağlık profesyonellerinin tavsiyesinden alıyor. Ve baktığınız zaman dermatologi
dermatolojinin yani cilt uzmanlığının kozmetikteki iz düşümü gibi düşünebiliriz. Sizin doktora ya da bir sağlık profesyoneline gitme sebeplerinizin her biri için ya tamamlayıcı ya da direkt tedavi olarak bir ürünü bulunuyor. Üçüncü markamız da SkinCeuticals. SkinCeuticals da profesyonel bakım diye geçiyor. Ve aslında estetik trendlerin kozmetikteki iz düşümü. Yani botokslar, dolgular, lazerler gibi düşünün. Onlara cildi hazırlıyor. Onların süresini ve etkinliğini uzatıyor. Dolayısıyla aslında üç markamızın inanılmaz bir sinerjisi var bir eczanenin içine girdiğinizde. Ve biz diyoruz ki biz eczacılarımızla ve doktorlarımızla beraber büyüyoruz ve bu sektörü layık olduğu yere ancak beraber işbirliğiyle getiririz. O yüzden de hem vizyon anlamında hem sizin daha önce bahsettiğiniz gibi eğitimlerle, danışmanlıklarla farklı bir seviyeye servislerimizi çıkarmak arayışındayız ki tüketicilerimize doğru hizmeti hep beraber verebilelim. Her zaman lidersiniz ve öyle de kalacaksınız diye düşünüyorum. Hakikaten kadınlar, bayanlar özellikle şeyden sonra, botokstan ve dolgudan sonra sanki hiçbir şey yapılmayacakmış gibi düşünüyorlar. Biraz önce bunu söylemen çok iyi oldu. Hem hazırlama açısından hem de bu sürenin uzatılması, uzaması, daha iyi bir süreç geçirilmesi açısından çok önemli. Özellikle SkinCeuticals. Değil mi? Doğru. Tamamlayıcı tedavi dediğimiz bir konsept var. Tabii ki biz anlık çözümler ya da hani direkt sonucu, daha etkili sonuçlar istediğimizde estetik operasyonlarla çok daha iyi alabiliyoruz. Ama diğer taraftan da onların süresini uzatmak biraz da bizim elimizde. Doğru bakımla cildimizi öncesinde hazırlayıp sonrasında da destek vererek aslında hem bu süreyi hem de onların etkinliğini arttırabiliriz. Güzellikte ve güzelliği liderlik etmekte topluma geri iade etmek, geri vermek de var. Bu açıdan sosyal sorumluluk projeleri çok önemli Sinemciğim. Biraz bana L'Oréal'in sosyal sorumluluk projelerinden de bahsedebilir misin? Tabii ki büyük bir zevkle bahsederim. Dediğiniz gibi yani bizim amacımız güzelliğe güzellikle liderlik etmek. Bu neyi kapsıyor? Sorumlu bir şekilde, etik bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde yapmayı kapsıyor. Zaten şirket olarak L'Oréal'in iki ana konusu var. Bilim ve kadının gücünü arttırmak. Ama aktif kozmetik bölümünde üç markasının ayrı ayrı projeleri var baktığınız zaman. Birincisi üç markamız da çevreye çok duyarlı. Karbon emilimi, çevreye verdiğimiz atık vesaire konusunda çok hassas markalar. Ama daha da önemlisi La Roche-Posay markamız özellikle cilt kanserine karşı ciddi bir bilinçlendirme kampanyası başlatıyor. Siz çok daha iyi bilirsiniz ki cilt kanseri aslında erken teşhis edilebilirse tedavisi mümkün bir hastalık. Dolayısıyla tüketicileri bu konuda bilinçlendirmeyi kendine hedef seçiyor. Diğer taraftan kanserli hastaların her zaman yanında. Çünkü kanser tedavilerinin çoğunun cilt üzerinde çok büyük yan etkileri var. Ve onların yaşam kalitesini iyileştirmek için onlara çok ciddi bir destek veriyor. Bir diğer taraftan Vichy'ye bakıyorsunuz. O da diyor ki kim korkar menopozdan? Çünkü kadınlar düşünüyor ki menopoza girdikleri an hayatları bitiyor, ölüme yaklaşıyorlar. Halbuki hayatları yeni başlıyor. Belki de en güzel dönemlerindeler. Bu konuda bir farkındalık yaratıyor. SkinCeuticals'ın da uzmanlık alanı estetik cerrahi müdahaleler. O yüzden Stanford Üniversitesi ve kadın cerrahlarla bir işbirliği yaparak özellikle Afrika gibi doğuştan yüzünde ve vücudunda geri dönülemez hasarlar olan insanlara ücretsiz ameliyatlar, yapılandırıcı ameliyatları ulaştırarak bir şekilde sosyal sorumluluğunu yerine getiriyor. Çünkü günümüzde markaların ve şirketlerin başarısı gerçekten ekonomik rakamlarla değil, topluma olan katkılarıyla ölçülüyor diye düşünüyoruz. Müthiş. Peki, güzellikteki son trendler nedir? Ben bile son zamanlardaki bu trendleri bilmiyorum. Bir konu. Aynen, siz de çok yakından da takip ediyorsunuzdur ama biz hep şey diyoruz, o kadar uçsuz bucaksız ki ancak kendi markalarımızdan takip ediyoruz ve yeni ürünlerden takip edebiliyoruz biz de. Özetle bence iki tane ana akım var. Bir tanesi içerikler üzerine, yani içeriklerin farklı alanlarda kullanılması, özellikle doğal içeriklerin. Biri de pratik ve SOS ürünler gibi düşünün. Birinciye örnek verecek olursam şimdilik mesela cilde uyarlanmış sağlıklı bir trend olan probiyotikler. Probiyotik her yerde alıyoruz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor ama doğru bir formda kullanılırsa aslında cilt bariyerini güçlendiriyor ve cildi dengeliyor hassasiyetini vesairesini. O yüzden mesela Vichy'nin Slow Age ürünü çok yeni ve çok trendi. Çünkü içinde çok kuvvetli bir probiyotik var. Onun yanında antioksidan, yanında bir de Vichy'nin 15 mineralli mucizevi suyuyla birleşince hakikaten yaşlanmaya karşı cildimizin günlük probiyotik dozu diye konumlandırdığımız bir ürün. Benzer bir şekilde saçta biz maalesef saç dökülmesinden çok müzdarip bir toplumuz, siz de biliyorsunuz ve en büyük arayış etkin içerikler ve sözünü tutan ürünler. Burada da hayatımıza resveratrol gibi çok ilginç bir içerik girdi. Resveratrol nedir aslında? Üzümün dışında ve çekirdeğinde olan bir antioksidan. Zaten çok iyi bilinen bir saç yenileyici içerikle resveratrolü birleştirip mesela Vichy Dense Solutions'la biz tüketicilerimizle birleştiriyoruz. Diğer taraftan hyaluronik asit inanılmaz popüler bir estetik trend baktığınızda. Bütün uygulamalar hyaluronik asit üzerine estetik uygulamalar. SkinCeuticals'da hyaluronik
Acid Intensive Hair diye bir ürünümüzle gerçekten ciddi o anlamda sıkılık, dolgunluk ve kırışıklık karşıtı bir etki sağlayabiliyoruz. Bir taraftan da böyle SOS ve pragmatik ürünler çok popüler. La Roche-Posay'da Lipikar Stick diye bir ürünümüz var. Biraz önce bahsettik aslında kaşıntı ve egzema ataklarında. Siz şu an mesela atak geçirseniz yanınızda kreminiz yok, eliniz temiz değil, uygulamak için elinizi temizledikten sonra nerede yıkayacaksınız sürdükten sonra gibi endişeleriniz oluyor. Biz onu minik bir stick'e koyuyoruz. Bir çocuk bile parkta kendi başına uygulayabilecek bir hale geliyor. Nasıl bir astım hastası spreyini yanından ayırmıyorsa kaşıntısı olan biri de onu yanından ayırmıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da yine La Roche-Posay'da bir tane Antelios güneş koruyucu yüz spreyimiz var. Biz maalesef Türk toplumu olarak güneşten sadece yazın korunmayı seçiyoruz. Başka zamanlarda güneş koruyucu bilincimiz çok oturmuş değil. Ama mesela bugün dışarı çıktım, inanılmaz bir hava var ve cildimin güneşin hasar göreceğini düşünüyorum. Makyajımı da yapmış bulundum. Ne yapacağım? Hemen minik spreyimi çıkarıyorum, sürüyorum, güneşten korunuyorum gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde bir de La Roche-Posay'ın Scapulast'ı var. Siz çok iyi biliyorsunuz ama her eve lazım bir ürün olarak bütün cilt onarımlarında gerçekten her çantada bulunması gereken pratik ve SOS bakım. Kuruluk olabilir, kızarıklık olabilir, yara olabilir, böcek ısırığı olabilir. O yüzden böyle SOS bakımlar ve ilginç içerikler bu aralar trend diye yorumlayabiliriz. En sevdiğim şeyleri anlattın. Hı-hı. Benim de aşık olduğum gerçekten ve hayat çok kurtaran. Da sattığım, hayat kurtaran ürünler. Hı-hı. Özellikle SkinCeuticals hyaluronik asit konsantrasyonu açısından çok kıymetli ve floritin, ferulik asit, Dr. Pinel'in mucizelerinden bir tanesi gerçekten. Özellikle floritin altyapı açısından cildin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Aynen. Israrla yani bunu anlayın ve çok da ünlülerin kullandığı bir marka. Doğru, biz zaten şöyle konumlandırıyoruz. Antioksidanlar cildinizin sigortası. Siz nasıl kendinize bir sağlık sigortası yaptırıp geleceğinizi garanti altına alıyorsanız aslında yaşam sigortasıyla antioksidan kullanarak da cildinizi garanti altına alıyorsunuz. O yüzden mutlaka kullanılması gereken ürünler. Ve en büyük antioksidanlardan bir tanesi floritin ve ferulik asit gerçekten ve patentli SkinCeuticals'a benim bildiğim kadarıyla hala patenti kalkmadı herhalde. Aynen. Evet, sektörel değişim ne yönde sence Sinem? Nasıl sektörel gidiyoruz? Sektörel değişimde bence gayet iddialıyız. Çok kuvvetli bir işbirliği var markalar ve sağlık profesyonelleri arasında. Eczacılarımızdan ve doktorlarımızdan çok güç alıyoruz. O yüzden dönüşümü bence inanılmaz güzel bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tek yapmamız gereken aslında biraz daha trendlerin peşinden koşup özellikle dijitali ve teknolojiyi hayatımıza sokabilmek. Hem tüketicilerimize daha iyi bir servis sunabilmek için hem onlara kendimiz daha iyi anlatmak için. Siz de bunu çok iyi yapanlardan birisiniz aslında. Çok geniş kitlelere bizi ve yaptığınız işi çok iyi anlatıyorsunuz. O yüzden gayet güzel bir yerdeyiz ve çok daha iyi bir yerde olacağız. Severek yapıyorum, aşkla yapıyorum. Bir de L'Oreal tarafından eğitildiğim için en profesyonel şekilde yapmaya çalışıyorum sevgili Sinemcim. Bu anlamda çok şey borçluyum L'Oreal'e gerçekten. Peki çok böyle radikal bir soru soracağım. Tabii. Estetik ve güzellikte bütün samimiyetinle bekliyorum ama. Tabii ki. Estetik ve güzellikte ne kadar ileri gidilmeli? Ne kadar ileri gitmeliyiz? Bu çok kişisel bir yorum aslına bakarsanız. Bence ne kadar ileri gidilmeli? Cesaretiniz kadar ileri gidilmeli. Ne kadar cesursanız, ne kadar bunu ortaya koyma konusunda istekliyseniz o kadar ileri gidebilirsiniz. Ama günün sonunda hepimizin çok da aslında hakim olduğu doğal güzellik anlayışı da var. Siz kendinizi %100 değiştirdiğinizde bambaşka biri oluyorsunuz ve aslında gerçekten bir nevi kimlik değişikliğine gidiyorsunuz. Bunu isteyip istemediğiniz orada çok kritik bir faktör. Benim tercihim her zaman doğal ve güzel değişimden yana. Dolayısıyla da tabii ki kendimize bakmalıyız, ürün kullanmalıyız, yenilikleri takip etmeliyiz. Ama bu asla ekstrem bir seviyede kendimizi değiştirecek, aşırı farklılaştıracak bir seviyede olmamalı gerek diye düşünüyorum. Doğal ve güzel değişime hatta ben şey diyorum, asaletinle yaşlanmak diyorum. Bunu bir yerde duymuştum. L'Oreal'in İzmir'deki aynen, bir programında bir kitap var bir, hatta. Öyle ünlü mi? Onun bir, evet, o, Dale Hedden'ın yazdığı. Evet. Onu okuyalım o zaman. Hakikaten, yaşanmak diyoruz tabii. Asla yaşlanmıyoruz. Evet. Asla. Ama yaşanmak konusunda böyle bir asaletle yaş almak aslında dediğiniz gibi tabii ki gerekli müdahaleleri yaparak, gerekli ürünleri kullanarak ama günün sonunda da asla kendi değerlerinizden ödün vermeyerek yaş almak. Bitkisel ve organik ürünler diyorlar. Bu son zamanlarda bir trend oldu gerçekten. Bitkisel ve organik ürünler.
Bunlar gerçek mi ya da diğerleri ne kadar kimyasal? Bana bunu sorduklarında ben hep şunu söylüyorum. Yani iki tane hidrojen ve bir tane oksijen bir araya geldiğinde kimyasal tepkimeyle su oluşuyorsa eğer kimya her yerdedir diyorum. Buna aktif kozmetik olarak ya da bunların tepesindeki bir insan olarak ne diyorsun? Bitkisel mi, organik mi, gerçek mi bunlar? Biz aslında biraz önce en baştan başlarsak sağlıklı yaşam arayışında olduğumuz için hepimiz biraz oraya iyi yaşam artık gerçekten bir trendden daha fazlası. Biz zorunluluk yani çok uzun yaşayacaksak kendimize daha iyi bakmalıyız. O yüzden yüzümüzü biraz geç de olsa doğaya çeviriyoruz. O yüzden doğadan beslenmek ve öyle şeylerden ilham almak her zaman zaten bizim de işimizin temelinde olan bir şey. Her bir kullanılan içerik aslında doğadan geliyor ve bitkisel özlerle yapılıyor. Yani aslında bütün ürünlerin içinde mutlaka böyle bir bağ kurabiliyorsunuz özellikle L'Oreal dediğiniz zaman. Ama şunu düşünün yani ne diyorlar işte salatalık da cilde çok iyi geliyor ama salatalığı sürdüğünüzde o etkiyi siz direkt cildinize veremiyorsunuz. Süper. O yüzden sizin mutlaka bir formülasyona o ürünün içeriğindeki doğallığı koruyarak ama etkisini en iyi şekilde cilde ya da herhangi bir yere iletebilecek bir formülasyona ihtiyacınız var. O yüzden dediğiniz gibi eğer onları bir araya getirmek kimyasallık algısıysa mutlaka bir şekilde öyle bir süreçten geçilmesi gerekiyor. Ama bütün organik ürünler ve kimyasal ürünler için etkinliği iletebilmek için ve uyarlayabilmek için. Çünkü hani genel olarak iyi olan bir şey ısrarla cilde iyi gelecek anlamına gelmiyor. Onun içindeki iyiliği bulup onu uygun bir şekilde de verebiliyor olmanız lazım. Burada da teknolojiye mutlaka ihtiyacınız var. Yani saf insanların anladığı gibi tamamen bitkisel ve organik zaten bambaşka kilometresi falan. Yani bitkisel ve organik anlayışları aslında onların anladıkları gibi değil. Çünkü su bile bir kimyasal tepkime içindeyse o zaman organik ürünler de mutlaka yapım işlemleri sırasında bir takım tepkimelerden geçiyorlar. Kimyasal işlemlerden geçiyorlar. İlla bir kimyasal olması gerekmiyor ama teknolojinin kullanıldığı bir formülasyon. Yani içine ekstra bir şey eklemiyoruz. Biz özellikle o konularda çok hassasız parabenler, başka koruyucular vesaire koymama konusunda çok hassas bir şirket L'Oreal ve bunu kendi isteğiyle çok uzun yıllar önce bırakan firmalardan bir tanesi. Gerçekten yüzünü doğaya çok daha erken bir zamanda dönmüş şirketlerden bir tanesi. O yüzden ürünlerimizin içeriğinde mutlaka bir doğallık var ama bir taraftan da onun etkinliğini en üst düzeye çıkacak teknoloji de orada. Ve teknoloji kimyasallık değil aslında. Evet, bu çok karıştırılıyor zaten. Peki kozmetik seçiminde nelere dikkat etsinler? Nelere dikkat etmeliler? Biraz değindik ama bunları genel hatlarıyla bir toparlayabilir miyiz? Tabii ki. Benim önerim mutlaka bu işi bilen, dediğimiz gibi sağlık konusunda uzman ve hakikaten güzellik, sağlıklı güzellik konusunda destek alabilecekleri bir nokta ile başlamaları. Yani doktorlar ve eczacılar oluyor bu. Günün sonunda cilt tipi çok önemli bir faktör. İnsanın beklentileri ve hangi dönemde geçtiği cildinin nasıl bir problemi olduğu ya da nasıl bir beklentisi olduğu çok önemli bir faktör. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Güvenilir markalar seçmek çok kritik. Çünkü günün sonunda hesap sorabiliyor olmanız lazım bir mutsuzluğunuz olduğunda ya da çok mutlu olduğunuzda. Dolayısıyla hakikaten ismi bilinmeyen markalardansa bu konuda güvenilirliği ve tecrübesi sabitlenmiş şeylerden geçmek gerekiyor. Markaları seçmek gerekiyor. Bizim tavsiyemiz tabii ki dermokozmetik ürünlere yönelmesi sağlık bilincine sahip tüketicilerimizin. Dermokozmetik ürünlerde ne diye tüketicilerimize anlatmamız gerekirse evet, kozmetikler ve dermokozmetikler arasındaki farkın altını çizme. Onu soracaktım. Şimdi o geliyordu. Kozmetikler ve dermokozmetikler arasındaki farkı anlatabilir misin? Tabii ki dermokozmetik ne demek aslında? İlacın sıkı kurallarına göre formüle edilmiş ve üretilmiş, etkinliği yüksek, çok güvenli, alerji riski düşük ürünlere dermokozmetik ürünler diyoruz. Dolayısıyla da onların zaten satıldığı noktalar çok net eczaneler. O yüzden de bizim hep yönlendirdiğimiz güzellik eczanede konsepti de buradan geliyor. Sağlık bilincinde olan her tüketicimizin kendi kozmetik seçimi için de dermokozmetiği tercih etmesi gerekiyor. Peki L'Oreal kozmetiğin, aktif kozmetiğin ve paydaşlarının sektördeki güzellikteki rolü ve yapması gereken ne şu son durumda? Bu iyi anlatılmalı ve bir L'Oreal'in rolünü anlatalım. L'Oreal'in rolü her zaman öncülük ve gerçekten sektöre yatırım, bu sektörü büyütmek, ortaklarımızla beraber büyümek, rakiplerimizle beraber büyümek, paydaşlarımızla beraber büyümek baktığımız zaman. O yüzden de yaptığımız şey aslında dediğim gibi bir trendleri buraya sokabilmek, tüketicilerimizi çünkü buraya getirirsek ancak onları buradan faydalandırabiliriz. Biz de herkesten bunu bekliyoruz. Yani hem iş ortaklarımızdan hem rakip diye söyleyebileceğimiz öbür firmalardan beklentimiz aslında bu dermokozmetik bilincinin oturtulması. İnsanların neden buradan
alışveriş yapması gerektiği, burada ne gibi ek servisler olduğunun altının çok net çizilmesi ve günün sonunda da aslında öncü olarak bu sektörün dönüşümüne liderlik etmek. Bu da dediğim gibi teknolojiyi hayatımıza sokmak, tüketici deneyimini hayatımıza sokmak gibi düşünebilirsiniz. Her şeyi en layığıyla tüketicilerimize buluşturabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ben hem bir eczacı olarak hem L'Oréal'in ilk eczanelerinden biri olarak gerçekten minnettarım. L'Oréal'e minnettarım. L'Oréal'in yaptığı her şeye minnettarım. Tüketicilerin bilinçlendirmesi açısından, bizlerin eğitimi açısından, eczanelerin öneminin anlatılması açısından çok teşekkür ediyorum sevgili. Duygularımız karşılıklı. Sinan. Biliyorsunuz siz olmazsanız biz var olamayız. O yüzden bu ancak zaten iş ortaklığı dediğiniz, paydaşlık dediğiniz böyle bir şey. Karşılıklı etkileşim, karşılıklı güven ve işbirliğiyle oluşacak bir şey. O yüzden ben de aynı şekilde çok çok teşekkür her ediyorum. Her açıdan çok büyük katkısı oldu gerçekten. Gerçekten hani şey açısından, konsept açısından, eğitim açısından ilk eğitimlere başlayan firma olarak L'Oréal Aktif Kozmetik'in hakkı ödenmez. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ayaklarına ederim. Sağlık. Seni burada konuk etmek benim için büyük bir onurdu. Çok teşekkür ediyorum. Tadına doyulmaz bir sohbetti ama zaman maalesef zaman sorunu yaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ben ederim çok teşekkür sevgili ederim. Sinancığım. Vermek istediğin bir mesaj varsa onu da alabilirim istersen son cümle aynen, olarak. Aslında her şeyi konuştuk sizinle. Çok teşekkür ederim bu samimi ve güzel sohbet için. Ben de dediğim gibi L'Oréal Aktif Kozmetik güzelliğe sağlık katmak için burada ve liderlikle bunu güzel bir şekilde de her elimizden geldiğince yapıyoruz. Ve sağlık güzelliktir diyoruz değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bizi dinlediğiniz için ve bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir Mukaddes Baş Dilli Hayatın Akış programının daha sonuna geldik. Umarım eğlendiniz ve bilgilendiniz. Bizimle kalın, anda kalın, akışta kalın. Çok teşekkürler, sevgiler.